Selamun aleyküm arkadaşlar. Her şey YouTube'da kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu daha önce paylaşmış olduğum videolarımdan emin evim ile ev ya da araba faizsiz bir şekilde nasıl alınır konulu videoma gelen yorumlar olacak. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek isterim. Ben bu videomun yorumlar kısmını pasif ettim. Neden? Çünkü çok sayıda istemediğim şekilde yorumlar geldi. Peki neydi bu istemediğim şekildeki yorumlar? Arkadaşlar küfür edildiği zaman o yorumu taklit edersiniz ki videonun altında paylaşmak çok uygun olmuyor. Ben elimden geldiğince arkadaşlar bunu samimiyetimle sizlere anlatmaya çalıştım. Bakın ben evimi ve arabamı buradan aldım. Siz de bu firmadan almak istiyorsanız karşılaşacağınız aşamalar bunlardan ibaret. Bunların bir kısmı size sorun olarak gelebilir. Bir kısmını siz kendinize uygun bir şekilde bulamayabilirsiniz. Bunların bu şekilde olduğunu bilin. Ev ya da araba alırken bunları göz önünde bulundurarak firmaya ulaşın diye ben bu yorumu, bu video yorumunu sizlerle paylaşmıştım. Fakat altına gelen kötü yorumlar var. Bu yorumların sahiplerine hakkımı helal etmiyorum arkadaşlar. Diğer yandan videoda paylaşıldığı üzere benim firma sorumlusu ya da firma çalışanı ya da bu konuyla ilgili olarak da benim oradan işte bir şekilde menfaatlendiğimi söyleyen yorumlar da vardı. Bunlara da sadece gülüp geçiyorum. Çünkü ben diğer videolarıma baktığınız zaman bununla ilgili herhangi bir başka videomun olmadığını göreceksiniz. Bu ikinci videom. Bu videoyu çekmeyecektim normalde. Sebebi o videonun yorumlarını kapattım. Yine bunu da kapatacağım. Oraya gelen yorumlara cevap niteliğinde bu videom arkadaşlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın videom çok uzun olabilir. Önemli gördüğüm konuları söyleyeceğim. Kısa tutmaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlar, ben ev ya da arabamı yani her ikisini de buradan aldım. Alırken de bunlarla karşılaştım. Siz de almak istiyorsanız bakın size alın örnek. Bunları bilin. Buna göre adım atın diye yorum niteliğinde videoyu çektim. Bunu çok değişik mecralara çeken kişiler var. Belki bazıları maksatlı çekiyor olabilirler. Onu da bilmiyorum. Yani muhtemeldir bu tür şeyler. Ama ister bankadan alırsınız, ister buradan alırsınız. Öncelikle bu size kalmış. Arkadaşlar benim diğer videoma ve bu videoma araştırarak sizler nasıl geldiyseniz ben de o zamanlar araştırdım. Forum sitelerini, YouTube sitelerini araştırdım. Bulunduğum bir yerde müftiye sordum, imamlara sordum. Hani bu işi bildiğine inandığım kişilere sordum. Tabii bunlarla kalmadım. Yine çokça bildiğiniz, herkes tarafından bilinen hoca efendilerin yorumlarına baktım. Buyurun, bakın onlar da internette, YouTube'da var. Ben bunlardan kendince bir pay çıkarttım. Ve dedim ki, benim şu anda aklıma, mantığıma uygun en iyi ev alma sistemi budur. Dedim ve kararımı verdim. Faizden kaçtığımı da söyledim. Ben faizsiz olmadığına inanıyorum. İnanmayabilirsiniz. Farklı yerlere getirebilirsiniz. Mesela yeri gelmişken ve aklıma düşmüşken söylüyorum. Çok değerli bir yorumcunun bir tanesinin güzel bir yorumu vardı. Ben de böyle yorumlar istiyordum aslında. İşte burada faizle alakalı olaraktan taksitlerin gecikmesi durumunda gecikme zammı uygulanacağını ama şerren buna müsaade edilmediğini söylüyor. Haklıdır. Birçok yerde hoca efendilerin bu konuda yorumları mevcuttur ya da fetvaları diyelim mevcuttur. Mesela bunu ben girerken yorumun altında belirtmiştim. Diyorum ki Allah'ın izniyle çok şükür inşallah ben bu taksitlerimi geciktirmeden ödeyeceğim. Bakın ben ayağımı yorganıma göre uzatmasını seven, elimden geldiğince de bunu yapabilen bir insanım. Çok şükür şu ana kadar da başka ihtiyaçlarımdan kestim ve bu taksitlerin üzerine bir faiz binmesine, gecikme zammı binmesine müsaade etmedim. Rabbim bundan sonra bana bundan korusun inşallah. Siz de bunu aynı şekilde yapabilirsiniz ya da yapmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Sonuç olarak arkadaşlar, kesinlikle firma çalışanı değilim. İstiyorsanız hala olduğumu söyleyebilirsiniz. Size sadece gülerim. Ama küfür edenlere hakkımı helal etmiyorum. Çünkü gerçek ortada, ben buradayım. Benim diğer videolarıma da bakabilirsiniz arkadaşlar. Tamamıyla tamir videosu, tarım videoları falan filan, yani bu tür şeyler var.
Sadece ben evimi bunu almış birisi olaraktan kanalımda böyle bir videoya yer vermeye çalıştım. Bunun değişik yerlere çekilmesinin hiçbir gereği yoktu arkadaşlar. Aslında söyleyecek çok şeyim var. Ama şu anda bunu hazırlanaraktan çekmiş olduğum bir videoda değil. Uzun zamandan beri de bu videoyu çekmeye kolluyorum. Gerçekten bir zaman bulamadım. Araya Ramazanlık falan girdi. Bayan falan derken çekemedim bir türlü. En son kısmet bugüneymiş. İnşallah bunu da montajlayıp sizlere sunacağım arkadaşlar. Elimden geldiğince videoyu kısa tutmaya çalışacağım, kırpacağım. Demiş olduğum gibi arkadaşlar bakın burada organizasyon ücretini faize sayanlar var. Yani bir hizmet bedeli alınıyor. Bunu faiz sanıyorlar. Bir şey diyemiyorum. Demek ki bu kişiler birçok yerden hizmetlerini bedava alıyorlarmış. Helal olsun diyorum onlara. Başka da bir şey diyemiyorum. Diğer yandan çok iyi reklam yapmışsın diyen kişiler de var. Onların görüşleri yine bir şey diyemiyorum. Bu videomuzda bu kadarlık arkadaşlar. İnşallah anlaşılabilmişimdir. Kesinlikle ve kesinlikle ben kimseyi bir yere yönlendirme maksatlı video çekmedim arkadaşlar. Bakın tekrarlıyorum. İsteyen istediği yerden alır. Bu firma ve benzeri firmalar zaten reklamlarıyla ortada. Onların reklamları varken ben herhangi bir reklam maksatı çekmedim. Allah biliyor bu konuda herhangi bir yardım falan da almadım. Tamamıyla ve tamamıyla benim gibi araştırma çevresine gelen insanlara bir rehber niteliğinde bir video çekme maksadı. Bunun ötesinde herhangi bir şey olmadığını bir kere daha söylüyorum. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı, diğer videolarıma yorum yapmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Tekrardan hoşça kalın.